Rüşvet piyasadan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Dolar tarafında sabah bahsetmiş olduğumuz, dün aynı şekilde bu sabah bahsetmiş olduğumuz konuyu dünden itibaren istediğimizi ve 5.55'lerin üzerinin zorlu direnç olduğunu, geçmesini beklemediğimizi ve aşağıda tekrar 5.40'lara doğru ilk etapta, sonrasında da 5.30'lar bölgesine doğru, yani yükselişe başladığı, daha doğrusu ayın ikisinde oluşan şu sert yükselişe başladığı seviyeye doğru geri çekilme ihtimalinin giderek arttığını söyleyebiliriz artık. Saatliklere baktığımızda da aynı durum söz konusu. Burada şunu söyleyebilirim. Bugün itibariyle şöyle 60 dakikalık grafikten bakalım isterseniz. Neresi görüldü? Şu an 5.40-25, 5.40-40. Bakın saat 12'de 5.40-40 görmüştü. Sabah ne dedik? 5.40-40. Yani nokta seviye görüldü. Ve bu seviye saat 12'de görüldükten sonra buradan bir tepki geldi. Cılız bir tepki. Nereye kadar? 5.43'lere kadar. Hemen bakıyoruz, 5.43. Yani şu aralıkta seyretti ve şu an halihazırda bu aralıkta seyrediyor. 42, 40 altında kaldığı sürece 40'ı aşağı denemek isteyecektir. Bunun anlamı 33-36 bölgesine doğru geri çekilen bir kur hareketi göreceğiz önümüzdeki en azından 24 saatlik süreç içinde. Şimdi buradan yola çıkarak tabii günlüklere döndüğümüzde ne demiştik daha önce de günlüklerde? 5.55'in önemli direnç olduğundan bahsederken aynı zamanda 60 günlük hareketli ortalamanın, bakın yani şu hareket, biliyorsunuz bir gün öncesinden şu hareketi yapabilecekleri ihtimalinden bahsetmiştik. Yani mavi hareketli ortalama 70 küsürlere denk geliyor. Dokunup hızlı bir şekilde geri gelmiş oldu. 80'leri gördüm. Neyse. Tekrar bu ortalamayı çok önemsiyorduk. Çünkü ortalamanın üzerindeki kapanışlar senaryolarımızı tamamen bizim beklediğimiz TL olumlu senaryosu ters çevirebilecek senaryolardı. Halihazırda bu ortalamanın üstünde ama ortalamanın gördüğünüz gibi ortalamadan çok uzaklaşmıyor. Bantlara ve marjlara baktığımızda da durum bu. Bakın sabah HDTR, bakın aylar sonra pozitiften, yani dolar pozitiften, dolar negatife geçmişti. Aylar boyunca böyle devam etti. Dün bu spike hareketiyle yukarı hareket yaptı ve şu an tekrar bu seviyenin altında. Yani burada HDTR'de 3 tane pozitif görmediğimiz müddetçe biz hareketin geçici olacağını, dolayısıyla 60 günlük şu hareketli ortalamanın altında tekrar gelerek 5.36 ve 5.32 bölgesine çekileceğini ve sonrasında da tekrar 5.20'ler, 5.20'lerin altında Ocak ayı içinde beklemiş olduğumuz 5'lerin altına getirebilecek hareketleri birlikte görmüş olacağız, karşılayacağız diye düşünüyorum. Şimdi buradan yola çıkarak bugüne dair biraz önce bahsetmeye çalıştık. 60 dakikalıklara baktığımızda çok önemli, kırmızı 60 saatlik hareketli ortalamayı kırdı aşağıya. Ve nereye giriyor? 5.36'ya doğru. Yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz o 5.36, 5.33 bölgesine doğru. İlk etapta 5.46, 38, 36, 33. Bugün olmasa da yarın görülebileceğini düşündüğümüz aralık. Haftalıklarda aynı şekilde 5.41'in altındaki, bakın 5.43, 40 altında kaldığı için 5.41'in altındaki hareketlikte 5.30, 33.30 bölgesi potansiyel hedef olacak. Yıllıklar, pardon, aylıklara baktığımızda ise burada hareketin 5.50'nin altında kaldığı için 5.34'e, yani 5.30'lu seviyede tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar diye düşünüyorum. Beklentimiz bu. Senaryomuzun terse dönmesi. Yani bizim beklentimiz bu. Beklentimizi paylaşıyoruz. Bundan sonra bunu da söylemek istiyorum ki çünkü insanlar çok doğal olarak tek senaryo üzerinden konuşmadığımızı görsünler diye de söylüyoruz. Aslında biz tabii ki her söylediğimizi de insanlar yapıyor, her söylediğimize de takılıyor diye bir şey yok. Herkes kendi kararı kendisi veriyor. Senaryomuzun sekteye uğraması için arkadaşlar 5.52'nin üzerinde, bakın günlüklerde 5.52'nin üzerinde, haftalıklarda aylıklarla karşılaştırdığımızda 5.50'nin üzerinde, 5.50'nin üzerinde, 5.52, 5.50 bölgesi, bu seviyeler üzerinde kapanışlar gerekir ki bizim senaryomuz sekteye uğrasın, gerçekleşmesin gibi. Umarım sesim geliyordur. Sesimi de bilmiyorum. Bu bilgisayardan yapınca biraz seste problem olduğu söyleniyor. Çok az geldiği söyleniyor ama umarım eğer, çünkü bir değişiklik yaptım. Eğer gene seste problem varsa onu başka bir şekilde halledeceğiz. Umarım hallederiz. Şimdi endeks tarafına dönmek istiyorum arkadaşlar. Endeksle ilgili de
Yüz endeksle ilgili ve hisselerle ilgili birkaç çalışma daha yapacağım. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Altın fiyatlarında beklediğimiz bizim senaryomuza göre 1295-1298 test edildi gördüğünüz gibi. Halihazırda güçlü altın fiyatları, dünya ons altın fiyatları, euro dolar paritesinde de dip süreci tamamlandı. Artık bundan sonraki hareket çok büyük ihtimalle yukarı olmaya aday diye düşünüyorum. Olumlu bir tablo göreceğimizi euro dolar paritesinde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu dolar endeksinin de dünyada düşüşünü önümüzdeki günlerde hızlandırabileceği, geri çekilmenin biraz daha etkili olabileceği, doların dünyada zayıflama eğilimine girebileceğini söyleyebiliriz. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi. Amerikan faizlerine baktığımızda da Amerikan faizlerinde şöyle bakalım. 10 yıllık faizlere bakmak istiyorum. 10 yıllık faizlerde de görüyorsunuz. Daha önce bahsetmiştik. 3'lerin üzerinde tutunamayıp 2,5'lar, hatta daha aşağıda 2,25, 2,5 bölgesine yerleşmesi ihtimalinden bahsetmiştik. Şu an için o istek devam ediyor. Peki Dow Jones endeksi nedir? Evet, Dow Jones endeksi için ne demiştik? Yukarıda şu ortalamanın üzerine çıkması zor. Aşağıda da yaklaşık 22,5'lar, 22'ler bu bölgede konsolide olmak isteyecek, tutunmak isteyecek. Ama zaman içinde bu hareketin tabii ki kontrollü bir geri çekilme, ama zaman içinde de 24-25 bin bölgesine biraz daha zaman, ama önce bir aşağıya sonra yukarı hareketin devamı gelecek gibi gözüküyor. DAX endeksine baktığımızda DAX biraz daha farklı, ama sonuç itibariyle burada da DAX'ta da çok önemli bir destek bölgesinde olduğunu düşünecek olsak, bu da gayet şu an için destek bölgesinden tepkilerin gelmesi ihtimalini koruyor, ama biraz daha zaman var gibi gözüküyor. Burada gelişmekte olan ülkeler dünya endeksine de bakmak istiyorum, ama şöyle bir X dünya hissesine de endeksine, gelişmekte olan ülkeler endeksine baktığımızda gelişmekte olan ülkeler endeksi biraz daha gelişmiş ülke endekslerine göre düşük kalmıştı. Geri çekilmesi daha önceden başladı. Burada haftalıkları görüyorsunuz. Haftalıklarda süreç söz konusu. Zaman içinde büyük ihtimalle toparlama olacaktır diye düşünüyorum gelişmekte olan ülkelerde. Şimdi Bovespa'ya baktığımızda Bovespa'da yeni rekorlar geliyor. Bu bizim için, yani bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Arkadaşlar Bovespa 70 binlerdeyken biz Bovespa ile aradaki farkın çok olduğunu, dolayısıyla zaman içinde Bovespa lehine gelişebileceğinden bahsetmiştik. Biz düzeltme yaşayacağız demiştik. Dolar bazında, hatta eğer şuraya şey yazacak olursam, USD TL ile yaptığımızda bakın Bovespa 1 dolarların altını görmüştü. Bu çok önemliydi. Sonrasında çok ciddi bir rally ile düşüşünü tamamladı. 2,70'lere kadar geldi. Şu an için Bovespa 2,40'larda. Bovespa endeksi dolar bazında birlerin altındayken, bakın birlerin altındayken, hemen Borsa İstanbul'a dönüyorum şimdi. Şöyle alacağım. Bu 100 diyelim. Şimdi birkaç arkadaşımız bana aynı zamanda şey yapmış. Bir karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. Haftalık. 2016'da biz 2016'nın başında 2,22'lerdeyken, bakın arkadaşlar, 2,22'lerdeyken biz görüyorsunuz, 2,22'lerdeyken Bovespa neredeydi? Hep bunu söylüyorduk ve paylaşıyorduk. Şöyle tümünü sileyim de daha mantıklı olacak. Yarasa yoktur, koyalım şöyle. Bakın 2016'nın başı. Biz 2'lerdeyken Bovespa 0,9'lardaydı. Yani biz 22 binlerdeyken diyelim, onlar 9 bindeydi. Şu an onlar 24 binde. Biz neredeyiz? Bakın biz neredeyiz? Şu an 1,6'dayız. Yani 16'dayız, onlar 24'te. İnanılmaz bir fark, değil mi? Yani tamamen tablo terse dönmüş durumda. Ve o dönemde ısrarla bahsetmiş olduğumuz bir nokta var. Brezilya'yı biz yakalayacağız aşağıda. Dolar bazında Brezilya'yı aşağıda yakalayacağız. 2,5-3,5'larda, 3'lerdeyken bundan bahsediyorduk. Biz 1'lere doğru geliriz. Brezilya'da tam tersi yukarı hareket başlar.
Brezilya'da değerlenir, dolar düşer. Bizde dolar TL karşısında değer kazanır, tablo tersine döner diyorduk. Yani senaryolarımızın hepsi, bakın 2 yıllık da olsa, 3 yıllık da olsa, 4 yıllık senaryolarda olsa gerçekleştiğini burada görüyorsunuz. Yani bizi izleyen arkadaşlarımız herhalde bunu biliyorlardır. Eğer biliyorlarlarsa, izleyenler varsa bize YouTube'dan şöyle bir like atarlarsa, beğeni de bulunurlarsa mutlu oluruz. Evet, Allah aşkına şu ses işini bir çözelim. Çözeceğiz inşallah. Bakalım inşallah Mehmet Bey. Çözersek olacağız. Şimdi bir arkadaşımızdan bana mesaj geldi. Dolar bazında endekse bakıyorum. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu karşılaştırmayı yaparken şunu da söylemek istedim. Bakın. Bovespa. Dolar bazında biz Bovespa ile aynı gittik neredeyse. Geçmiş yıllara bakın. Bakın 5'lerde görüyorsunuz. Biz neredeydik? Biz de 5'lerdeydik. Bovespa'nın düşüşü, yıllarca bunu söyledik. Dedik ki bakın Bovespa bizden her zaman önce hareket etti arkadaşlar. Bakın Bovespa 2011'de zirveyi gördükten sonra 2015'e kadar 4 yılda 5'ten neredeyse 4.90, 4.5'lardan neredeyse 0.90'lara kadar geldi. Biz o dönemde ısrarla bakın 2013'te ısrarla bundan bahsediyorduk. Yani öyle İşkembe-i Kübra'dan değil, grafiklere bakarak bunları yorumluyorduk. Bunlardan bahsediyorduk. Yani Brezilya ile karşılaştırmaları yaptığımızda Brezilya Bovespa endeksindeki düşüşün neredeyse 2013'ten 2015 sonuna gelene kadar %80 olduğu bir dönemde dolar endeksi olarak Borsa İstanbul 5 dolardayken biz 1 dolar ilk etapta 2,5 sonra 2 sonra 1 dolarlara 1,20 dolar arasına düşebileceğini bahsettiğimizde endeksin yüzde dolar bazında %80 %60 %70 aralığında düşebileceğini söylediğimizde biz 2013'ten itibaren çok fazlasıyla tepki aldık. Onun için diyoruz ya yani doğruları görüp söylediğimiz için. Çünkü herkesin duymak istediğini değil, doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Bu da ister istemez. Ben uzunca bir süredir hisse senetlerinden uzak kaldım ama hisse senetleriyle ilgilendiğimiz müddetçe de görüyorsunuz. Sonuç itibariyle hisselerimizi de burada paylaşıyoruz. Şimdi Brezilya o 1,5'ları gördükten sonra arkadaşlar bakın birleri gördükten sonra bir rally dönemi başladı. Brezilya aynı zamanda bakın 2008'de de bu dibi görmüştü. Bu dibin altını görmüştü. Karşılaştırmayı da öyle yapmak istiyorum. Umarım gözüküyor. Evet gözüküyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi Brezilya gördüğünüz gibi 1,4 2008'de görüyor rally. Biz ne yapıyoruz? Biz de aynı şekilde 1,2'leri görüyoruz 2008'de rally yapıyoruz tekrar zirveye. Onlar da zirveye onlar bizden daha önce 2,5-3 yıl önce hareket ediyorlar. Zirveyi görüyor ve geri çekiliyor. Biz de zirveyi görüyoruz. Ne kadar süre sonra? 2,5 yıl sonra görüyoruz. Biz Brezilya'dan 2,5 yıl sonra geride hareket ediyoruz. Sonra da çok ciddi bir düşüş yaşıyor. Umarım anlatabiliyorumdur. Bunları da temizliyorum. Bakın onlar %80 düşüyor. Biz %75 düşmüşüz dolar bazında. Yani biz dolar bazında aslında Brezilya'nın yaşadığını şimdi yaşıyoruz. Bunu da 2 yıl önceden Halil Reçber olarak söylemiştim. Ve birçok yerde de bahsetmiştim. Hatta akşam gazetesi de gerek dolarla ilgili gerek gram altınla ilgili ki gram altın o zaman 80'lerdeydi arkadaşlar. Gram altının 200'lere çıkabileceğini, 150'lere çıkabileceğini söylediğimiz dönemlerdi. Borsa ile ilgili, dövizle ilgili birçok senaryo gerçekleşti. Baz olarak tabii ki Brezilya'yı almıştık. Şimdi Brezilya bakın o süreçte o dibi yaptıktan sonra ciddi bir ralliye başladı. Biz de ilk etapta bir ralliye başladık. Şimdi bu ralliye başladıktan sonra dip ralli şurada olduğu gibi bakın aynısını şu an için yaptığımızı düşünüyorum. Yani borsada çok ciddi bir olumlu dönem yakın arkadaşlar. Ne kadar kötümser olsak da, ne kadar kötü senaryolar üzerine konuşulsa da Türkiye ne kadar kötü olsa da. Çünkü dolar bazında çok ciddi ucuzuz. Eğer tamam Türkiye bitti diyorsanız o başka bir şey. 0,50 senti bekleyin. Bakın. Birlerin altı 0,50 senti bekleyin. Yani belki de Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz dolar endeksini altta görürüz. Eğer çok kötümserseniz bugünkü kötümserlerin bahsetmiş olduğu gibi. Ben bunu hükümet başaracak. Ekonomi yönetimi toparlayacak ekonomiyi demiyorum. Her şey piyasa
nasıl kendi dinamikleri içinde dengelenirse, karşı aksiyon alınmadığı müddetçe ekonominin üzerine, toparlayan ekonominin üzerine benzin, gaz dökülüp yangın çıkartılmadığı müddetçe yetkililer tarafından burası toparlayacaktır arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bu sürecin aynısı. Mesela ben önümüzdeki süreçte Brezilya'da nasıl bu hareket olduysa, ki Brezilya'yı da yakından takip ediyorum. Bizde de bakın mesela şu hareketin 1.20'lerden, Brezilya'nın 1'lerden başladığını diyoruz. İlk soluklanmada, ilk dip görüldükten sonra dolar bazında verilen tepki ne kadarmış? Yüzde, bakıyorum, %75. Ciddi bir tepki. Bütününde ne tepki verilmiş bakalım dolar bazında? %200. Peki ne kadar sürede? 1, 2, 2,5 yıl. Eğer biz de %200 tepki verebilirsek bu seviyeden, yani eğer bu seviyeden %200 tepkiyi düşünecek olursak, şu anki seviyeyi şöyle alıyorum. %200 nereye denk geliyor? Tekrar 5'lere denk geliyor. Brezilya'nın daha yukarı yapmış olduğu seviyelere denk geliyor. Şu anki seviyelerin üstüne. Ne kadar sürede? Yani tahmin ediyorum ki bir iki buçuk yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu kadar bir tepki olmasa da toparlama zaman alacak, çünkü büyük ihtimalle artık kriz bitti. Ama tabii ki kriz bitti derken daha çok makro verilerin reel sektörde ciddi sıkıntıların fiyatlamalarını göreceğiz. Daha doğrusu fiyatlamalarını göreceğiz derken reel sektör tarafından gelecek rakamlar tabii ki önemli. Büyük ihtimalle zaman içinde toparlayan, belki bahara doğru daha toparlayan süreçler göreceğiz. En kötü veriler hemen hemen geldi diye düşünüyorum ben. Toparlama dönemi başladı diye düşünüyorum. Brezilya'da olduğu gibi arkadaşlar, şu süreç, bakın, şurada bariz bir V hareketi görüyoruz aslında. Arkasından ciddi rally. Şimdi bizde ne oldu? Bizde de V olmasa da ben biraz daha Brezilya'dan, dün de şu şeyi çizmiştik, tabloyu çizmiştik. Gördüğünüz gibi üçgenden bahsetmiştik ve üzerinde de bir simülasyon yapmıştık. Sonrasında yükseliş ihtimalinden bahsettik. Evet, bu senaryo gerçekleşecek diye tahmin ediyorduk ve bundan bahsettik. Şimdi aslında dün yanılmıyorsam bir grafiğimiz vardı bizim. Mesela, neyse, bunu geçiyorum. Endeksin 1.65'lerde, bir pardon 1. evet 65-62 bölgesinde tutunabileceği, şu an tutundu, bu üçgeni yapmaya çalışacağını, zaman içinde de tepkinin giderek hızlanacağından bahsetmiştik. Evet, bu süreç olacaktır büyük ihtimalle. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar, çok büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte olumlu tablo göreceğimizi düşünüyorum. Brezilya'da yaşanan yükselişin benzerini önümüzdeki süreçte biz görebiliriz. Olumlu bir dönem başlıyor diye düşünüyorum. Bunu da böyle paylaşmış olalım. Şimdi isterseniz birkaç hisse vardı ama çok uzadı. Hisseleri de isterseniz daha sonra yaparız, ama ben gördüğüm birkaç hisseyi şöyle, Karsan'da çok güzel bir hareket olacağını düşünüyorum. Önemli bir bant kırılıyor arkadaşlar Karsan'da. Ciddi bir rally dönemi başlayacak gibi gözüküyor. Endeksin üzerinde getiri sağlayabilecek hisseler olarak bakıyorum. Uzun bir süre sonra ilk defa Kardemir'de ve Ereğli'de de dip işaretleri geldi. Önümüzdeki süreçte bu hisselerde de ciddi hareketler göreceğiz. Tabii önünde liste var. Bayağı güçlü endekse karşı gidebilecek hisseler var. Bunları şimdi değil, bir ara paylaşacağım. Çok da uzatmak istemedim. Görüşmek dileğiyle. Bu arada tabii eğitimlerimiz var. Eğitimleri de hatırlatarak isterseniz şöyle bir bitirelim. İlgilenen varsa dediğim gibi arkadaşlar, eğitim tarihleri, bakın arkadaşlar, eğitim tarihleri Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Antalya olmak üzere detaylara ulaşabilirsiniz. Eğitim içeriği, özel eğitim, sınıf eğitimi, birebir eğitim ve internet eğitimi olmak üzere tüm detaylara Eğitim Danışmanlık'tan ulaşabilirsiniz. Herkese görüşmek dileğiyle.